Evet, şimdi bu izlediğiniz görüntüleri konuşacağız. Gerçekten bu köpekler nereye gidiyor, bunu konuşacağız. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu telefon attığımızda. Sayın Kalafatoğlu, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Eyüp Belediyesi ile ilgili iddialar var. Hemen kısaca bir hatırlatalım. 100'den fazla köpeğin uyuşturucu iğneyle uyutulup daha sonra onların nereye götürüldüğü de bilinmiyor açıkçası. Acaba öldürülüyor mu? Söylentileri de var. Ne olduğu belli değil. Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Şimdi öncelikle 9 Ekim'den itibaren Eyüp'te bir toplama hali var. Belki 300'e yakın hayvan toplandı. Çok net bir sayı yok. Ben 2 gün önce kaymakamlıkla görüştüğümde söylendi bana. Tüm ormanlar bizim ilçemizde olduğu için biz 39 tane ilçenin hayvanlarına bakmak zorunda değiliz. O nedenle hepsini toplama kararı aldık. Kendi belediyenizin hayvanlarını geri getireceğiz. Diğerlerini de kendi belediyelerine teslim edeceğiz dediler. Sonra bugün bir duyum alıyoruz kaymakamlıktan yine. Deniyor ki bu sefer de mahalleliler şikayet olduğu için hayvanların toplanmasına karar verilmiş. Bir defa hani kararı ne için aldıkları bile, o konuda bile bir mutabakat yok. Yani kaymakamlıktan 2 ayrı bilgi aldık. Diğer toplama usullerinin tamamen yasaya aykırı olması, usulün dışında toplamanın kendisinin de yasaya aykırı olması. Neden? Öncelikle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesine göre küpeli, kısırlaştırılmış, belediye tarafından kayıt altına alınmış bir köpeğin mahallinden alınması için ya hayvanın gerçekten hasta olup tekrar tedaviye ihtiyacının olması gerekiyor ya da bir ısırık vakasının olması gerekiyor. Evet, zaten i̇şte küpeli için, hayvanlar evet. Zararsız hayvanlar olarak biliniyor değil mi? Küpeli hayvan şudur. Belediye tarafından barınağa, bakım evine alınmıştır, kısırlaştırılmıştır, iğneleri, aşıları yapılmıştır ve yerine getirilmiştir. Kayıt altına alınmış hayvan demektir. Evet. Küpeli hayvan. Ve genellikle de küpeli hayvanlar mahallelerde kendilerine bir yer edinirler ve mahallenin baktığı, bildiği köpekler olurlar. Şimdi birincisi bunları topluyor Eyüp Belediyesi. Kesinlikle bunları böyle kafasına göre toplaması yasaya açıkça aykırı. Yani artık hani yasak, yani yasalar yokmuşçasına, hiç sanki bu ülkede kanunlar yokmuşçasına bu işin yapılıyor olmasını kabul etmek mümkün değil, bir. İkincisi, bu işi yaparken muhakkak araçta veteriner hekim olması gerekiyor. Neden? Çünkü uyuşturucu madde kullanıyorlar hayvanların toplanmasında. Şu anda Eyüp yüksek dozda uyuşturucu iğneyle bu hayvanları toplamaya çalışıyor. Hayvanlar hasta mı? Hayvanlar yaşlı mı? Bakmadan yüksek dozda uyuşturucu iğne atıyor. Hayvanların bir kısmı zaten öldü. Çünkü öldü. Hastayı da hayvanlar bilgisi uyanamadılar. Şimdi öldü dediniz, bu çok önemli bir nokta. Çünkü çok tartışılıyor sosyal medyada da. Yani bu köpekler toplandı ama ne oldu? Öldürüldü mü ya da şimdi farklı? Ben şimdi hani 100 tane toplandı, 200 tane toplandı, 200'ü öldürüldü demiyorum. Ben diyorum ki size, en az 10 tane hayvan evet. yüksek dozdan hasta veya yaşlı olduğu için, uyanamadığı için öldü zaten. Onu diyorum ben. İkisi farklı şeyler. Yani o iddiayı ondan ayırıyorum. Tamam. Ben başka bir şey söylüyorum. Pekala. Diğer hayvanların da gerçekten nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir kısmı Kısırkaya'ya gitmiş. Diğerlerini arıyorlar, bulamıyorlar. Bize şöyle denmişti. İşte ormanlardaki hayvanlara biz mi bakacağız? Eyüp'e atılan her ilçenin köpeğine biz mi bakmak zorundayız dendi. Birincisi, ormanlara atılan köpeklere belediyeler bakmıyorlar. Ormanların kendi gönüllüleri var. Hayvanları bir defa onlar besliyor. Hani kimseye yük olmuyor oradaki hayvanlar. İkincisi, elimizde videolar var, görüntüler var. Açıkça mahalle içindeki kulübesi bulunan köpekleri kulübe içine dalıp almışlar hep hayvanları. Bu görüntüler de var elimizde. Şimdi biz merkez olarak bütün bu videoları toplayarak, elimizdekileri, resimleri toplayarak yani büyük bir suç duyurusu hazırlıyoruz dilekçeyi. Evet. Bu hafta sonu hazırlarız, pazartesi bunu sunarız merkez olarak. Aynen. Çünkü ciddi anlamda hukuk tanımıyorlar. Ve niçin topladıklarını onlar da çok bilmiyorlar.
Bir orta yolu bulunması gerekiyormuş, vatandaş istemiyormuş. Biz bunu defalarca söyledik. 5199 sayılı kanun var ortada. Kanuna göre de bu hayvanlar sokaklarda bizimle yaşaması gerekiyorken başka vatandaşlar rahatsız oluyor efendim diyerek bunu yapmak mümkün değil. Evet. Şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum hukuk konusuna geçmişken. Şimdi hayvan hakları ülkemizde ne yazık ki çok bilinmiyor. İsviçre, evet. İngiltere gibi ülkelerde hayvanlara zarar verildikten sonra o kişiler cezaevine kadar girebiliyorlar. Ama Türkiye'nin herhalde karne notu E. Peki bu ne anlama geliyor? Yani Türkiye'de hayvanlara zarar vermenin suçu ne olabilir? Yani cezası ne olabilir? Şimdi şöyle, en büyük problem bizim kanun sistemimizde var. O da nereden kaynaklanıyor? Bizim ülkemizde hayvanlara karşı yapılan her türlü şiddet eğilimi kabahat kanunu kapsamında cezalandırılıyor. Ceza kanunu kapsamında cezalandırılabilmesi için hayvanın sahipli olması gerekiyor. Ve o sahipli hayvan da sadece ve sadece mal statüsünde sayıldığından mala zarardan Türk ceza kanunu kapsamında oluyor. Zaten bizlerin de arzu ettiği kabahat kanunu 5199'a dokunmadan ayrıca bir madde montesiyle hayvanlara karşı yapılacak her türlü şiddetin, eylemin Türk ceza kanunu kapsamında cezalandırılması gerektiği. Biz de hala hayvanlar mal kapsamında, evet. Sahipsiz hayvan mal kapsamında bile değil. Yani o nedenle bizim öncelikle buralarda düzenleme yapmamız gerekiyor. Evet, peki sizce ne olacak? Eyüp Belediyesi'nin yaptığı açıklama çok net bir açıklama değil. Ne olacak sizce? Yani Eyüp Belediyesi sizce bir basın açıklaması yapacak mı? Veya o köpeklerin şimdi, akıbeti Eyüp konusunda... Eyüp Belediyesi basın açıklaması yapıyor. Günlerdir yapıyor ve radyolarda geziyor. Ama doğruları söylemiyor. Ve gerçekten kullandıkları ibareler de çok çirkin. Hatta ben bir tanesini dinledim. Bu hayvansever tipsizlerini elimize geçirsek, hayır bu hayvansever tipsizlerini bize verin siz biz neler yapacağımızı biliriz diyen vatandaşları zor tutuyoruz gibi ibareler kullanıyor Eyüp Belediyesi şu anda. Buna karşılık cumartesi ve pazar günü eylem planları var. Onları paylaşmak isterim. Pazar günü buyurun saat 2'de belediye önünde yapılması planlanan bir eylem var. Bir de yine aynı şekilde cumartesi günü önünde AKP İl Parti Meclis İl Başkanlığı önünde yapılması planlanan bir eylem var yine saat 2'de. Bunlara gidip boy göstermek gerekiyor gerçekten. Çünkü neden? Eğer Eyüp Belediyesi'nin önüne geçemezsek bu diğer belediyelere de cesaret verecektir. Bu şunu bilmemiz gerekiyor. Bu ülkede yasalar var. Ülkede yasalar varken bu kadar açık açık yokmuşçasına hareket etmek, hayvanları kafana göre toplamak, öldürmek, saçmak ve sonra da bu insanların üzerine, bu hayvanları korumaya çalışan insanların üzerine iftira atıp sanki onlar bir şey yapıyorlarmış gibi de davranmak gerçekten artık bana ahlaksızca geliyor, inanın. Hiçbir yere oturtamıyorum. Zaten suç işliyorlar bir gerçek, bir de ahlaksızca geliyor bu yapılan tavırlarda. Evet. Bunun önüne nasıl geçilecek? Kanunlardan bahsettiniz az önce ama sizce daha etkili olabilmesi için insanların hayvanların da bir canı olduğunu bilmesi için aslında biz de onların yerini sonuçta işgal ediyoruz. Ama birçok insanda hayvan sevme duygusu dahi yok. Yani bu nasıl kazandırılır sizce topluma? Bununla birlikte nasıl önlemler alınmalı? Sizin düşünceleriniz çok değerli. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle şu Eyüp ile alakalı konuşmak gerekirse buyurun. Ben bakanlık bazında bir müdahale bekliyorum. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan acilen Eyüp Belediyesi'ne kendine gel demesini bekliyorum. Yani benim çağrım budur. Bu ülkede hala 5199 sayılı kanunun 6. maddesi var. Kendine gel demesini bekliyorum. Benim ilk arzum bu. Evet. Genel anlamda Türkiye için hayvan haklarına ilişkin bir evet farkındalık projelerinin başlatılması gerekiyor. Hayvanların da esasında canı taşıdığını, insanlar gibi duyguları olduğunu ki bu Avrupa Birliği Anayasası'nda da kabul edilmiş bir şeydir. Hayvanlar duygulu varlıklardır. Asla mal eşya olamazlar. Bunun anlatılması gerekiyor. Dinen de bu konularda bilgilendirme yapılması gerekiyor. Hayvanların da insanlar gibi esasında bir kulluk
şeyi olduğunu, onların da şey kabul edildiği, onların da bir zümre kabul edildiğinin bilgileri daha fazla bu konuda söz sahibi olan insanların anlatması gerekiyor dini alanlarda. Evet. Ve kesinlikle çocuklara, çocuk yaşlarda, anaokullarında, ilkokullarda hayvan sevgisinin verilmesi gerekiyor. Anne babalarda hayvan korkusu olabilir. Çünkü gerçekten yemeğini yemezsen seni kafeye atarım diye büyütülen bir nesil var. İnkar edilemeyecek. Doğru, çok haklısınız, evet. İşte bu anlamda o anne baba korkusunu çocuğa geçirmeyecek. Daha nötr kalmaya çalışacak ve çocuk okulda bir şekilde bu sevgiyi alacak. Nasıl olacak? İşte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri oluyor okullarda, barınaklara ziyaretler oluyor okullarda, seminerler oluyor. Anlatacaklar. Çünkü hayvanlardan uzak duran ve hayvanları sevmeyen bir nesil gerçekten sevgisiz ve eksik büyüyor. Empati yoksunu büyüyor. Ve bizim ülkemizin en büyük sorunudur sevgisiz ve empati yoksulu bir toplum olması. Başımıza ne geliyorsa inanın birçok şey bu yüzden geliyor. Bunu da eğitimle, okullarda eğitimle, anne babanın daha bilinçli olmasıyla, televizyonlarda abuk subuk programlar yerine bu yönlerde eğitici programların yaygınlaştırılmasıyla bu mümkün. Ya daha çok uyutacak program değil de insanların merhamet duygusunu, vicdan duygusuna yönelecek, insanları farklı bir noktaya taşıyacak, bilinçle farkındalık yaratacak farklı programların yapıldığı bir televizyon programı, televizyon kültürünün başlaması, okullara bu eğitimlerin ders olarak mecburi girmesi. Ancak bu şekilde bir yere gelebiliriz biz. Evet, peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Köpeklerin Buyurun. Nereye götürüldüğüyle alakalı elinizde net bir bilgi var mı? Çok fazla bilgi geliyor ama inanın şu anda sizinle paylaşamıyorum çünkü hiçbirinden teyit almadık. Yani evet. 300 tane köpeğin öldürüldüğünü söyleyen bir bilgi de var. Köpeklerin sağa sola atıldığını söyleyen bilgi de var. Bir de şu anda şöyle yapıyorlar mı? Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Hayvanlara bu yüksek dozdaki uyuşturucu iğneleri atıyorlar. Havalarda soğuk şu anda. Ata ata gidiyorlar. Sonra da dönüşte toplamaya çalışıyorlar. Ya peki amaç, yani amaç ne olabilir diye insan aklına geliyor. Yani madem zararsız yani hayvanlar, küpeli hayvanlar neden böyle bir şey yapıyor belediye? Şu anda inanın anlayabilmiş değiliz. Ve bir de belediye sürekli kendi suçunu örtmek için hayvanseverleri suçluyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Eğer çok hayvan varsa bunun sorumlusu da bu hayvanlar değil. Öncelikle pet shoplarda hayvan satışının yasaklanması gerekiyor. Hayvanların sokaklarda belediyeler tarafından çok titizlikle her birinin kısırlaştırılması gerekiyor. Ve kendi hayvanını sokağa terk edene çok ağır para cezalarının getirilmesi gerekiyor. Şimdi bu tedbirlerin hiçbirini almadan sokakta hayvan sayısı arttı. Mahalleli de şikayet ediyor deyip hayvan toplayıp hayvan kanına giremezsin. Evet. Ve böyle bir yasa, ortada da yasa mevcutken yokmuş gibi davranamazsınız. Gerçekten Muz Cumhuriyeti değil Türkiye Cumhuriyeti. Yani en çok oralarda gerçekten takılıyoruz. Ve hukukçu olarak çok gerçekten yoruluyorum bazen. Burası Muz Cumhuriyeti değil, olmamalı. Bu ülkenin kanunları var. Lütfen hakimlerden, savcılardan rica ediyorum. Kendileri de bütün bunları illa bir savcıya biliyorsunuz bir suç duyurusunda bulunmak gerekmiyor. Kendisi de buna yani reysen harekete geçebilir mi Türkiye Cumhuriyeti savcısı? Açıkça kanunlar hiçe sayılırken ben buradan tekrar lütfen hem bakanlığa, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na hem de savcılarımıza buradan gerçekten çağrıda bulunmak istiyorum. Bu yapılanlar açıkça Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını hiçe saymaktır. Bunu siz kendiniz de reysen değerlendirebilirsiniz. Bizim suç duyurusunda bulunmamıza dahi ihtiyaç yok. Kaldı ki bunların hepsinin üzerinde Cumhurbaşkanımızdan gerçekten rica ediyorum. Biz kendisinin hayvan sevgisine gönülden inanıyoruz. Ben daha önce de kendisini dinlemiştim ve duymuştum. Yarın hakka varınca hesap sorar karınca demişliği vardır. Hani bu cümleyi kuran bir cumhurbaşkanının bunlara göz yummayacağına inanıyorum. Ne olur yani çünkü biz inanın öyle bir noktadayız ki artık. Hani kimi neyi kime şikayet edeceğiz? Kim neyi nasıl durduracak? Anlatabiliyor muyum? Büyük resimde bakıldığında bu hususların muhakkak devreye girmesi gerekiyor sonuç alabilmemiz için. Evet, yani biz de öyle umuyoruz. Umarız en kısa zamanda
Türkiye'de hayvan hakları konusu iyice insanların anlayabileceği dilden olur. İnsanlar daha iyi bir şekilde yaklaşırlar. Umarım bu tür konuşmalara da girmeyiz, haberlerini yapmayız diye umut ediyoruz. Son olarak tekrar toplanacaksınız cumartesi ve pazar günü. Onu bir tekrar edelim. Cumartesi ve pazar günü saat 2'de. Siz tekrar isterseniz. Cumartesi günü AKP İl Teşkilat Başkanları önünde, pazar günü de belediyenin önünde toplanılacak.